kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyorum size. Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bize yardım edin. Keşke gerçek olsaydı. Şeker dağıtacağım. Ben 11 yaşından beri tut annem elini, seni kurtaracağım dedim, yapamadım. Sevgili Uyuşturucu ile Savaş TV izleyiciler merhaba. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz haberler programıyla karşınızdayız. İlk haberimiz Diyarbakır'ın Lice ilçesinden. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 26 Kasım 2019 günü bir ihbar üzerine yapılan yol kontrolü sırasında uzman çavuş Ferhat Ön'ün kullandığı aracın içerisinde 8 kilo 660 gram esrar yakalanmış ve yakalanan askerin anlatımıyla Lice Merkez Jandarma Karakol Komutanı Ağustubay Hakan K. ile aynı karakolda görevli uzman çavuşlar Kemal T. ve Osman T. tutuklanmıştı. Ancak yakalanan Ferhat Ön ifadesiyle tutuklamalar arasında olan karakol komutanı Ferhat Ön'ün ifadesini değiştirmesiyle serbest bırakıldı. Uzman çavuş her şeyi anlattı. Uyuşturucu satıcılarının askerle polisle iç içe ilişkilerinin ortaya çıkması tesadüfi değildir. Diğer haberimiz ise Bağcılar'dan. Bağcılar'da mahalle sakinleriyle sokakta uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen kişiler arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı. Bir kişi bacağından bıçakla 10 yaşındaki oğlu da omzuna isabet eden mermiyle yaralandı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuğun omzundaki mermi çıkarılamadı. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Olay pazartesi günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri ile torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen kişiler arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Kavgada silah ve bıçak kullanıldı. Açılan ateş sonucunda 10 yaşındaki çocuk isabet eden kurşunla omzundan yaralanırken babası ise bacağından bıçaklandı. Bu haberde bir kez daha görüyoruz ki bu düzen uyuşturucu satıcılarını kollarken devrimcileri, mahallelere uyuşturucu girmesini engelleyen kişileri katlediyor. Uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmanın her türlüsüne karşı mücadele eden devrimciler zamanında katledildi. Bunun en somut örneği İbrahim Devrim Top'tur. Devlet uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya karşı mücadele eden devrimcileri katlediyor. Ama mahalleler, mahalle halkı kültürüne, değerlerine sahip çıkıyor. Ve bu mahalleler yeni devrimcileri, yeni İbrahim Devrim Top'ları yaratacaktır. Meksika'da kaçırılan belediye başkanı öldürüldü. Meksika'da Jamapa Belediye Başkanı Flora Servios'un cesedi bulundu. Ülkede her yıl binlerce kişi uyuşturucu kartelleri tarafından katlediliyor. Meksika'da Veracruz eyaletine bağlı Jamapa kentinin belediye başkanı Flora Servios hafta başında silahlı kişilerce evinden kaçırıldı. Ülke basınında çıkan habere göre polis Rios'un cesedini eyalete bağlı Medellin'de Bravo'daki bir beldede buldu. Meksika'da 2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı organize suç örgütleri tarafından öldürüldü. Sevgili Uyuşturucu ile Savaş TV izleyicileri, ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz haberler programımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.